Merhabalar. Sizlere bugün Urbino'nun başlangıç rehberini yapmayacağım. Hayır. Urbino'nun bağımsızlık savaşını anlatacağım ama bu diğer bütün ülkelere bir nevi gönderme. Çünkü vasal olan her ülke unutmayın Independence Essay'i alarak hiç savaşmadan bağımsızlığını alabilir. Bana Urbino ile Roma'yı fethetmeyi Discord'umuzda bulunan Barış abi göstermişti. Nicky Myers'dır. Ben de ilk gördüğümde şaşırmıştım. Bu kadar ufak bir ülkenin bu denli bağımsızlığını kazanıp Roma'yı yemesi etkilemişti. Hangimizi etkilemez ki? Oyuna Iron Man'de başlayabiliriz. Hiç fark etmez. Rival'ı kimse ondan alacağız desteğimizi. Savoy, dur bakalım. Savoy, Venedik kesin banko, Promise belki. Şuraya tıkladığınız anda görebilirsiniz. Support Independent'ımıza Venedik ve Savoy destek verecek. Şöyle. Promise'a destek verir. Deep Rep elemanı alacağız. Çok yakın değerler olursa Deep Rep elemanı alacağız. Bunları kovacağız. Para bizim için önemli değil. Advisor gelmesi lazım sadece. Bakalım. Savoy'u da alırsak direkt savaş açabiliriz. Promise'ı da alırsak. Yani Religions at bakalım. Bu tarz durumlarda direkt Advisor beklemek. Muazzam Advisor'lar geliyor. Gerekirse borç çekip Advisor alın. Papalık Avusturya'ya yer almadığı sürece hiçbir sıkıntımız yok. Yani Promise bir anda geri adım attı. İlginç. Savaş açacağız çünkü daha fazla el ay almasını kaldıramam. Defend Independence diyeceğiz. Şey yapacağız. Gördüğünüz gibi ordu sayısı daha fazla bizim. Biz sadece kale savunması yapacağız. Ordu sayısı zaten bizim daha fazla. Venedik'in ne kadar asker basabileceğini de görürsünüz buradan. Florence'ı da doğrudan çağırabilirim. Florence'dan toprak istiyorsam. Defansif savaş olduğu için çok fazla toprak alamayacağız. Asker de basabilirdim. Ama ben asker basmanın gereksiz bir şey olduğunu göstereceğim sizlere. Çünkü zaten bu herifler yapacak. Ben ekonomimi hiç mahvetmeyeceğim. Ordumu kesmek istiyorsa kessin. Çıkartacağım ordu zaten buradan. Liderim var mı? Yok. Giderek tavşanın birini wipe'ladık. İyi. Şuradan gidelim. Şuraya gidelim. Önemli olan ilk desteği almak. Şu an kuşatacak ama sıkıntı değil. Arada bakarsak bu Venedik'i takip edeceğiz. Nereye gitti o ya? Ya bakayım şuraya. Venedik'in toprağı bu orada bu. Özellikle papalıktan bunu buradan alın. Ne içmiş bu? Ölmeye geliyor. Sen ölmeyi bayılmak zannediyorsun herhalde. Yalnız Venedik'in gelmesi lazım. Pupal'ın oradaki toprağını alıyorlar. İyi. Bak gene geliyor intihar etmeye. Kafayı sıyırmışsın moruk sen. Loop'a girdi. Kendi kendini tekrar ediyor. Stability'yi arttırabiliriz elbette. Bakın bu sefer işte. Ordumu da silemiyorum. Kaçamıyorum da. Wipe attı bana. Sıkıntı yok. Savaşı her türlü bizim çocuklar kazanacak. Benim sadece yapmam gereken peace'leri imzalamak. Yani şu an bile kapitolümü kurtardıkları anda üstünüm. Venedik'te isyan çıktı. O biraz kötü oldu. Onun dışında muazzamız. İlla %100'lük bir anlaşma almak zorunda değiliz. Independence'ımızı alacağımız topraklar zaten göstereceğim ben sizlere. Burası Venedik kendine istiyor elbette. Venedik'in gelmesi sakatlığı burada başlıyor. Ama Roma'yı da istemiyordur. Roma'yı bize bırakır en azından. Evet, buraları bize bıraktı. Venedik'e toprak vermeyeceğiz. Kendisi muhtemel düşmanımız. Hatta ben alabilirsem eğer papalığı vassal alabilir miyim? Şöyle önce Independence'ımızı da alacağız. Şöyle Independence'ımızı alacağız.
Yani toprak, hani şu iki toprağı da alsak güzel olur. Üçüncü toprağı da alabiliriz. Şöyle bir toprak bütünlüğü alsak niye olmasın? Hani, değil mi? Abi buradaki askerim ölmemiş miydi? Ben öldü diye bıraktım onu be. Aa. Flanans savaştan çıkarsa şahane olur. Roma düştüğü anda beni kurtarmış zaten. Aa, görmedim. Roma düştüğü anda zaten savaş bitecek. Şöyle. Florence lova düştü. Arada takip edeceğim. Şu ekrandan rahatça takip edebiliriz. Lova şey medium'a düştü. Lova düştüğü anda bitecektir şu. Ordularını kestirmediler hala. Savunuyorlar. Papal State lova düştü. Roma düştüğü anda topraklarını alabilirim. Roma düştüğü anda savaşı bitirebilirim. Yani Floran savaştan çıksa keyifli olurdu. Venedik'in gemileri var. O yüzden biz buraya Siege'e gidebiliriz. Siege'i daha kısa sürede bitirsinler diye. Evet. Aynen bu. Gördüğünüz üzere çok basit bir piece. Çok basit bir faktör. Ama hani size kattıkları gerçekten fazla. Roma'yı almanızı da tavsiye ederim. Birazcık daha bekleyin. Floran savaştan çıktıktan sonra rahat bir şekilde alırsınız. Baktınız diğer ülkeler savaştan çıkıyor, onu şey yaparız. Bir asker basacağım. Ne olur ne olmaz el altında bulunsun. Şuraları bize verdi zaten. Florence şimdi savaştan çıkacaktır. Çok fazla Carpathia'ya gireceğiz çünkü. Bak sen. Vallahi roketten sonra ben de harika çıkardım. Adam oradan oraya efsanevi bir çıkartma attı. Gideceğim şurayı. Siege'leyeceğim. Floras'tan da toprak alabilirim. Niye olmasın? Orayı kurtardı. Bu savaş hedefini birazcık azaltacaktır elbette. Floransa'ya Carpathia Siege'in etkisini arttıracağım. Önce bir şuraya gidelim. Commander alabilirim. Güzel, Siege elemanı geldi. Şöyle Siege'i bitirecektir. Kolaydı be. Bu çocuktan Diamond edebilir miyiz? Ya bundan burayı garanti aldık, o Allah'ın emri de. Florence'tan ne alalım? Var rep alalım. Paranı da ver. Papa'yla da anlaşmanı boz. Siena'yla da anlaşmanı boz. Ha, içinden Pisa'yı çıkartalım senin ya. Onları boş ver, dur. Ha, pardon, ben önce Independence'ımı almam lazım, doğru. Ha, Papa'dan da şöyle yapmayıp da şuraları alabilir miyiz? Diamond edebilir miyiz? İkincil olduğu için çok daha fazla olacaktır. Yani Papa'dan Roma'yı da almayı verin. O kadar da değil. Ya şundan şu anlaşmayı yapmayacağım. Evet, şöyle bir anlaşma yapacağız. Roma'yı alacağım göstermek için, ama cezası olur mu olmaz mı onu siz karar verin. Değer mi değmez mi diye. Şöyle parasını da çekelim. Hatta şöyle yapıp War Rep'e de sokabilir miyim? O kadar yeter mi? Yetmezmiş. Şöyle, Venedik çok fazla savaştığı için sizde olan Turus'u zedelenecek. Çünkü ona toprak vermiyoruz. Evet, şöyle bir toprağımız oldu. Gayet temiz. Gayet güzel bir başlangıcı var. Dostlar, şimdi buradaki mesele oyun mekaniklerinden birisi olan, en önemli oyun mekaniklerinden birisi olan vasal ülkelerdeki Ask Support Independence'dı. Çünkü öyle güçlüdür ki bu mekanik, sizi her ülkede bağımsız kılabilir. Mesela Rus oyunu şey Rus'ta ne oynuyorsundur? Odyev oynuyorsundur. Ya Odyev değil, Tyvar oynuyorsundur. Tyvar da değil, bir saniye. Rostov oynuyorsundur. Kimden Independence alırsın? Danimarka'dan alırsın. Rus'un rival'ı kim? Bak hemen. Alamazsın. Polonya'yı bile almamış. Mesela ne oynuyorsun? Mazovya oynuyorsun. Hemen Independence'ına bakacaksın. Danimark, Teton ve Macaristan. Bu üçü garanti gelir mesela. Ya da hani Burgundy'nin altında Hollanda oynuyorsun. Burgundy'nin rivalları kim? Aragon. Aragon belki gelmez. Savoy, Danimark, İngiltere. Hani. Onun gibi düşünün. Advisor önemli. Unutmayın, diğer ülkenin düşmanları kesin oranda katılıyor sizlere.
Şimdi şöyle ufak bir sıkıntı var. Ekskomünike olursunuz. O yüzden ya ilişki geliştirin ya da tamamen papalığı yok etmeye çalışın. Ama yok ettiğimiz zaman da sıkıntılar geliyor. Yani o yüzden Roma'yı pek almak istemeyiz. Roma'yı kurabilen bir ülkedir yine. Ya yani Roma'yı alan herkes Roma'ya kurar da. Yani İtalya'yı kurabilir. Teş onda şu topraklara sahip olsa yeterli. Kendileri nispeten güçlü bir ülke olabiliyor. Yani startı bu. Kendimize hatchery'e ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi 126 ilişkiye hatchery'e girebiliyoruz. Hani Alliance'ı kabul eder illaki hani ordu bastıktan sonra. Hatchery'e ilerleyip hatchery'de güvenli. Gayet güvenli sularda. Şöyle hatchery topraklarını gösterelim. İlerleyebilirsiniz. Hatchery'in içine doğru İtalya'yı kurabilirsiniz. Yeni DLC'de özellikle bu. Hiç asker basmadım. Çok az bir şey savaştım. Şurada şey gibi hani Arnavutlu İskender Bey gibi savaştım o kadar. En basit mekaniği ile özgür kalmak böyle. Independence desteği ise bırak onlar yok etsin. En ufak ülkeyle de bunu yaparsınız. En büyüğüyle de yaparsınız. En güçlüsüne örnek Hollanda'dır. Başka. En güçlüsüne örnek Hollanda'dır ama mesela şu şeyin içerisindeki Orleans çok güçlü Fransa'nın nispeten İngiltere'den veya Fransa'nın her türlü rival'ından o desteği alırsın. Sen korkma. Avustur bile gelir. Evet. Hani başka anlatacağımız bir şey var mı? Yani İtalya'nın genel durumundan bahsedelim. Ha, bu video özel olsun. İtalya'daki en büyük ekonomik güç development'tan gelir. Ne kadar development basarsan o kadar ekonomik güç gelir. Hani oradan buradan da devam edebilirsin Urbino'yla mesela. Evet. Yeni bir seri olacaktı bu. Yani öğretici rehber serisine ekleyeceğiz bunu da. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz, abone olursanız bizi sevindirirsiniz. Her ufak ülkeyle ya da büyüğüyle bunu yapabilirsiniz. En temel yapı taşlarından birisidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.